zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Uluslararası İlişkiler dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuza bakıyoruz hemen. Uluslararası ilişkilerde kullanılan yaklaşımlardan 3 tanesini yazınız arkadaşlar. Bunlar içerisinde liberalizm kavramı var. Realizm kavramı var. Ve idealizm kavramı var arkadaşlar. Evet, uluslararası ilişkilerde bu yaklaşımlar kullanılıyor diyelim. Geçelim diğer sorumuza. Devleti oluşturan unsurlardan 4 tanesini yazınız. Devleti devlet yapmak için önce bir millet lazım. O milletin egemenliği lazım. Ülke diye bir olgu lazım. Ve yine o ülkenin kuvveti lazım arkadaşlar. Bunlar bir arada olursa devleti oluşturabilirsiniz. 3. sorumuza bakıyoruz hemen. Birleşmiş Milletler'in temel organlarından 4 tanesini yazınız. Evet, Birleşmiş Milletler'i oluşturan organlardan birincisi arkadaşlar Genel Kurul. Bir diğeri Vesayet Konseyi. Bir diğeri Birleşmiş Milletler Sekreterliği arkadaşlar. Sekreterlik. Ve bir diğeri de Güvenlik Konseyi. Evet, Avrupa Birliği'nin temel organlarından 2 tanesini yazınız şeklinde bir sorumuz var. Bu sefer de Avrupa Birliği'nde arkadaşlar Avrupa Birliği Konseyi var. Hemen yazalım. Avrupa Birliği Konseyi. Bir diğeri Avrupa Parlamentosu. Evet, bunun haricinde yine Avrupa Komisyonu, Avrupa Sayıştayı, bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyorum. Uluslararası güç unsurlarından 4 tanesini yazınız. Evet, askeri unsurlar var. Coğrafi unsurlar, ekonomik unsurlar ve nüfus unsurları var arkadaşlar. Bu 4 tanesini yazdık uluslararası güç olarak. Bir hükümetin düşman ülke ile her türlü ticari alışverişi kesmesine ne ad verilir ifadesi var. Evet, yanı başımızda düşmanlarımız var. Bunlarla ticari alışverişi kestiğimiz zaman biz bu ülkeye ambargo uyguluyoruz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya ambargo denir şeklinde cevabımızı verelim. Bir ülkenin dış dünyayla bağlantısının kesilmesine ne ad verilir? Tamamen abluka altına alıyorsunuz ya, işte bu duruma da abluka diyoruz arkadaşlar. Buradaki İsrail'in biliyorsunuz ki Filistin'e yaptığı gibi. Oradakileri karadan denizden dört bir taraftan sarmış, tüm dünyaya ilişkilerini kesmiş. Günden güne yüzlerce binlerce insan öldürüyor, kahrolsunlar diyelim bir kez daha. 8. sorumuza bakıyoruz. Realistlerin devlet merkezli uluslararası ilişkiler anlayışına bir tepki olarak gelişen yaklaşımdır diyor. Bu bahsettiğimiz yaklaşım pluralizmdir arkadaşlar. Pluralizm. Yani pluralizm nedir diye sorulursa yazacağımız tanım da bu olacak arkadaşlar. Ekonomik amaçlı örgütlerden 4 tanesini yazınız. Evet, amacı ekonomik bunların. IMF dediğimiz Uluslararası Para Fonu, OECD ülkeleri dediğimiz petrole dayalı ülkeler, OPEC yine aynı şekilde, bir de NAFTA var arkadaşlar. Bunları da yazmış olalım. Bunların işi gücü para arkadaşlar. Bunu da unutmayın, bu 4 büyük kuruluşu. Dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara ne ad verilir ifadesi, ülkeler arasındaki bu yazılara biz diplomatik nota diyoruz arkadaşlar. Diplomatik nota denir şeklinde cevabımızı verelim kısaca. Uluslararası sistemde egemen devletlerin birbirleri olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Tabii ki uluslararası politika diyoruz. Arkadaşlar ben kısa cevaplarını veriyorum. Şimdi size uluslararası politika nedir diye sorulursa da aman bu verdiğim tanımı muhakkak bilin, ezberleyin, bir yerlere not alın arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerin faydalandığı disiplinlerden 4 tanesini yazınız. Evet, bunlar içerisinde arkadaşlar bir kere hukuk var. Tarih var. Tabii ki sosyoloji var. Bunun yanında yine coğrafya yazabiliriz. Bunların haricinde yine antropoloji, psikoloji, siyaset, iktisat bilimleri de yine uluslararası ilişkilerin faydalandığı disiplinler arasında gösterilebilir arkadaşlar. Geçiyorum 13. soruya. Uluslararası yargı organları nelerdir yazınız. Evet, Uluslararası Avrupa Adalet Divanı var. Avrupa Adalet Divanı yazalım kısaca. Bir diğeri Uluslararası Adalet Divanı. Uluslararası Adalet Divanı yazıyorum kısaca. Bir diğeri de Afrika Adalet Divanı arkadaşlar. Afrika Adalet Divanı şeklinde yazalım uluslararası yargı organlarına. Evet, uluslararası iktisadi kuruluşlardan 3 tanesinin adını yazalım. Bu sefer de iktisadi kuruluşlar olarak bu WTO yani Dünya Ticaret Örgütü dediğimiz World Trade Organization, bunu yazalım arkadaşlar. WTO World Trade Organization yani Dünya Ticaret Örgütü olarak da ifade edebiliriz. Bir diğeri IMF arkadaşlar. Bu da yine Uluslararası Para Fonu. International Monetary Fund şeklinde geçer. Bir diğeri de World Bank. Yani şöyle VB olarak ters yazdık ama olsun, bu da Dünya Bankası olarak geçiyor arkadaşlar. Uluslararası iktisadi kuruluşlardan 3 tanesi olarak verdik. Sizlere bir kez daha hatırlattık. Evet, 15. sorudayız. İş bulmak umuduyla kaçak yollardan bir ülkeden diğerine gitmekteyken yakalanan mültecilerin sığınmak istediği ülkeye hangi hallerde kabul edilip edilemeyeceğini inceleyen bir araştırmacı öncelikle hangi alanda araştırma yapmalıdır? Tabii ki uluslararası hukuk. İki ülke arasındaki hukuk neyi ifade ediyor? Önce uluslararası hukuku bir incelemeli arkadaşlar. Uluslararası ilişkiler alanında gerçeklerden uzak ve fazla ütopyacı olmakla eleştirilen yaklaşıma ne ad verilir? Evet, gerçeklerden uzaksanız tabii ki eleştirilirsiniz. Bu akım arkadaşlar idealizm akımıdır. Evet, bunu da hatırlattık bir kez daha. 17. soruya geçiyorum. Yine bir açıklama var. Eskiden iki toplum arasında herhangi bir sorun çıktığında ülkeler birbirlerine elçiler gönderir ve bu elçiler aracılığıyla isteklerini kabul ettirmeye çalışırlardı. İlk dönemlerde sözlü olarak başlayan bu iletişim yerini daha sonraları yazılı belgeler ve antlaşmalarda aldı. Paragrafta açıklaması yapılan kavram hangisi? Tabii ki diplomasi kavramıdır arkadaşlar. Diplomasi şeklinde cevabımızı verelim. Son 3 sorumuza geliyoruz. Böylelikle videomuzdaki modernleşmenin bir sonucu olarak devletlerin ve toplumların arasındaki bağlılıkların gittikçe artmasıyla dünya üzerinde ortaya çıkan değişimleri ifade eden kavrama ne ad verilir arkadaşlar? Bu kavram bilindiği gibi küreselleşmedir. Buraya da küreselleşme şeklinde cevabımızı yazalım. 19. soruya bakıyoruz. Geçmişten günümüze uluslararası ilişkilerin gelişimini ve gerçekleşme şekillerini konu alan disipline ne ad verilir şeklinde bir soru daha var ki bu da arkadaşlar diplomasi tarihi olarak karşımıza çıkar. Diplomasi tarihi denir şeklinde cevabımızı veriyoruz ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar videomuzdaki. Evet, uluslararası ilişkileri güç dengesine dayandıran ve savaşların kaçınılmazlığını savunan bakış açısıyla dikkat çeken yaklaşıma ne ad verilir? İşte o biraz önce de yazdığımız akımlardan realizm denir şeklinde cevabımızı yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.